Hoş geldiniz. Şu anda Kemaliye noktada. Beline sahip olmak. Tam bir Atatürk evlatlarıyız. Tam bir cumhuriyetliyiz. Ben balya sağlıyorum. Aşıda olduğu hali bir yaşında. Şu anda Kemaliye muhtarı Zeynel Altın Bey'in bizi misafir edecek olduğu mekana geldik. Şimdi sağ olsunlar bizleri de bekliyorlar. Muhtarım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Ali Taş abim. Buyurun, buyurun lütfen. Teşekkürler. Sağ olun. Dost ve ikizinin baş köşesine ağırlayalım. Teşekkür ederim. Burası dost meclisi köşesi mi yaptık? Evet, öyle yaptık yani. Ne madem kadar... programın ismi öyle. Burası da dost meclisi. Değil mi? Doğru. Ne kadar güzel. Sevgili izleyiciler, bu haftaki dost meclisi programımızın konuğu Kemaliye Mahallesi Muhtarı Zeynel Altın. Merhabalar muhtarım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Zeynel Altın. İki dönemdir Kemaliye'de muhtarlık yapıyorum. Doğma büyüme buralıyım. Köyümüz yaklaşık 200 yıllık köy. 15 bin dönüm üzerine kurulmuş. Ormanın kıyısı olan. Çok şirin bir köy. Nüfus nasıl? Nüfus 612 hanemiz. 1220 civarında nüfusumuz var. Yazın çoğalıyor. Kışın azalıyor. Yani 1200'lere düşüp kalıyor. Yani göç alıyorsunuz siz de. Yazlık göç alıyoruz. Çok olmasa da yazlık göç alıyoruz. Yabancı var mı köyde? Yabancı öylesi yok. Kemaliye isminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Ben çok net bilmemekle birlikte. İsterseniz hemen öğrenin. Aslında evet, sıcağı onu öğrenelim. Bu arada ben sizi izleyicilerimize tanıtayım. Ali Bey bu bölgenin kanaat önderi. Ali Taş Bey ve kendisi son derece saygı gören, sevilen bir abimiz. Biz ilk defa tanıştık bugün ama son derece sıcak bakışı, gözleri, konuşması. Şimdi Kemaliye isminin nereden geldiğini kendisinden öğrenelim. Kemaliye ismi, bu köy Osmanlı zamanında da muhtarmış burası. Benim babam da muhtarlık yapmış. 38 yılları arasında muhtarlık yapmış babam da. Kerimler diye bir 3-5 kişi varmış burada. Kerimler diye 3-5 ev varmış burada. İşte buradan hani köy evveli daha az ya. Nereden geçiyorsun? Kerimlerden. Nereden geliyorsun? Kerimlerden derken Kerimler, önce Kerimler sonra Kemaliye adını o Kerimlerden almış. Eski ihtiyarlardan duyduğum budur yani. Evet. Kerimlerden, Kerimler Kemaliye adını çok eski Osmanlı zamanında da köy olduğunu biliyoruz. Peki muhtarım, köyde aşı durumu nasıl? Şu anda Covid'imiz yok. Hastamız yok. Ama bizim aşı oranımız %90'larda. Süper. İlk günden bu yana sağ olsun vatandaşlarımızın hepsi gittiler, aşılarını oldular. Bu konuda hassastır. Okuma yazma düzeyimiz yüksektir. %98. Onu soracaktım. Eğitim seviyesi tabii. Nedir ve Kemaliye'den çıkıp bir başka yerde yaşayan bürokratlarımız var mı, iş adamlarımız var mı? İş adamlarımız çok yok ama genelde arazisi küçük olduğu için devlete bürokrat, memur yetiştiren, işçi yetiştiren bir yer. Okumak zorunda. Tek şansı bu. Ne kadar güzel. Yani muhakkak okuyacak. Yoksa ekmek bulamaz. Ne kadar güzel. Onun için var. Ne kadar öğretmenlerimiz var, mimarlarımız var, mühendislerimiz var. Avukatlarımız var, doktorlarımız var. Peki onların Kemaliye ile olan ilişkileri nasıl gidiyor? Kopup gittiler mi yoksa? Hayır, hiçbir zaman köyümüzden kopmazlar. Ne güzel. Ara ara gelirler, derdiniz var mı yok mu, hasta ederler vatandaşlarla, yaşlılarını ziyaret ederler. Yani muhakkak bir uğrarlar. Kökleri, ağaç kökünün üzerine büyür. doğru. Peki Kemaliye'deki insanların ekonomik durumları nasıl? Neyle geçiniyorlar? Kemaliye'nin yaklaşık %80'i emekli. 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 İşçilikten emekli. Tarımdan emekli. Memurluktan emekli. Az da olsa şeyi var. Narinciye türü. Eskiden pamuktu. Şimdi narinciye var. Turizm dalyandan dolayı turizme katılanlar var. Ekonomisi bu şekilde. İki dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz. Muhtarlık seçimleri Kemaliye'de çekişmeli geçiyor mu?
Var mıydı rakibiniz daha? Var, rakipsiz olmaz. Rakipsiz olmaz. Ya biz hepimiz buralıyız, herkes bir hizmet yapıyor. Ama çok çekişmeli olmaz. Öyle olmaz. Patırtı gürültü olmaz otur yani. Sen. Ama çok tek güzel, başına da bu iş güzel, hoş olmaz. Karşıma çok muhakkak güzel, bir yerler olacak. Tabii herkesin ki amacı buraya hizmet etmektir. Elinden geldiği kadar, yapabildiği kadarıyla. Siz de seçim öncesinde vaatlerde bulunuyor musunuz insanlara? Yok, ben vaatte bulunmam. Çünkü muhtarın yapabileceği bir şey yok. Ben vaatte. Ben sadece barış istiyorum. Onu da sağladığımı inanıyorum. İnsanların güzel hoşgörüsüne sığınarak. Şu anda çıkıp sorsak mahalleliye en önemli ihtiyaçlarını nasıl söylerler bize? Valla en önemli ihtiyacımız bizim arazilerimiz çok hisseli. Yani bir arazide 40 kişi, 50 kişi, 60 kişi hisseder. Buraların düzenlenmesini isteriz. Yani burası düzenlenmeden yol yapmakta problem yaşıyorsunuz. Herhangi bir bina yapmakta problem yaşıyorsunuz. Bunlar olmadığı için kamu ortaklık payına ayıran yerler de olmuyor. Dolayısıyla yatırım zor geliyor. Peki yani bunun önünde yasal bir engel var mı? Yasal olarak bir düzenleme gerekiyor. Ben bununla ilgili daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekilimiz aracılığıyla soru önergesi şeklinde bir şey sormuştum. Yaklaşık 10 gün önce de ben kendim bir Ankara'ya gittim geldim. Bununla ilgili girişimler sordum. Mecliste özel bir kanunla bu çözülebilir dediler bize. Büyükşehir'le ne bileyim Tabukadosla İl Müdürlüğü'yle yaptığımız görüşmelerin sonucunda bu şekilde olabileceğini söylediler. Biz de onun için yola çıktık. İnşallah düzeltiriz. Peki burada bir herhangi imar çalışması var mı? Bu çok hisselik olduğu için imar çalışması, imar çalışması yok. İmar yapılamıyor. Ama olur, sadece köy yerleşik alanları var. Köy yerleşik alan üzerinden hareket ediliyor. Evet. Dolayısıyla çok hissedarın olması, kamulaştırmanın yapılamaması, dolayısıyla buradaki belki yollar açısından vesairesinden düzensizliği evet, ortaya çıkarıyor. Evet, katılıyorum ona. Eskiden yapılmış, oradan bahçesinden geçmiş, onun bahçesinden geçmiş. Artık geçiş hakkı gibi bir şey kullanıyorlar ama yollar o kadar çok şey olmuyor. Her ne kadar asfalt yaptırsak, parke, kilitli parke yaptırsak da yol geniş olmadığı için belli bir standartta kalıyor. Belediye ile ilgili sorunlarınızı çok rahat götürüp çözebiliyor musunuz? Ya da herhangi bir kurumla alakalı sıkıntınız var mı? Öyle sorayım. Ya muhakkak çözülemeyen problemlerimiz vardır ama hem ilçe belediyesinde, hem büyükşehir belediyesinde, hem valilik nezdinde çok rahat derdimizi anlatabiliriz. Bazı yerlerden gerekli desteği de alırız. Öyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Bazı yasal prosedürlerden dolayı olamayan şeylerimiz var. Onlar yasaya takılıyor. Ondan dolayı yapılamıyor. Yaklaşık 2019'un sonunda başladık. Mesela bir kır düğün salonumuz eksikti. Valiliğimiz sağ olsun yaptı. Evet. Yani öncülük evet, ettik. Onlar da buna hayır demediler. Yaptılar. Şu anda hizmete girdik. Çalışıyor. Vatandaşımız o şekilde yararlanıyor. Muhtarlığın bütçesi de yok. Bütçemiz de yok. Sponsor bulmakta zor. Onun için muhtarların bir şey vaat etmesine gerek yok. Yaparsa büyükşehir yapacak. İlçe evet, belediyesi yapacak. Ya da valilik kanalıyla. Ama siz köprü olacaksınız. Tabii sonuçta tabii muhakkak yani, muhakkak. Bu vatandaşın tabii, dertlerini tabii, oraya sunma noktasında. Tabii tabii. Girişte bir cemevi gördük. Evet. Burası Kemaliye Mahallesi Alevi inancına sahip nüfusun kalabalık olduğu bir yer. Her inanca göre vatandaşımız var ama Alevi nüfusu yerlerine göre kalabalık. Benden önceki muhtar arkadaş 2014'ten önce Sayın Ali abimizin de önderliğinde böyle bir ihtiyacımızın olduğunu gördüler. Ben de o zaman ihtiyar heyet üyesiydim. İhtiyacımızı bir vatandaşımız bağış yaptı yerine. Para topladık. Başka yerlerden şey aldık. Kendi bütçemizle, kendi yağımızla o şekilde bu hale getirdik. Bu cemevinin arsasını Esma Acak bağışlamıştır. Köyümüz halkıyla, muhtarıyla birlikte 2013-2015 yılları arasında yapılmaya başlandı ve tamamlandı. Ondan beri de ibadetimizi düzenli olarak sürdürüyoruz. Yalnız 2 yıldan beri bu pandemi dolayısıyla çok fazla ibadet edemiyoruz. Birisi Sünni tarikatına mensup, birisi Alevi tarikatına mensup. Bunları nasıl ayırt edebiliriz biz? Aynı süreleden, aynı anadan, aynı babadan. Yani demek istedim o ki senin dedem benim de dedem. Yani onun için bir ayrımız yok. Alevi olmak, doğru olmak, dürüst olmak, eline, diline, beline sahip olmak. Nedir bu? Yani eline komadını almamak, diline birisinin gaybetini, kötülüğünü, şunu bunu yetmemek. Bir de meşru yolları hani helaline haram katmamak yani. Evet. Biz bunları esas alırız. İnsanlık esas alır daha doğrusu. Hacı Bektaş Veli
incitsen de incitme nen ez alarak birisi böyle bize bir şey suçlamada bulunsa bile biz onu çok hoş karşılayarak belki ileride durumu değiştir. O nazarla bakarız. Sizden bahsederken muhtarım bizim kanaat önderimiz Ali Taş abimiz diye söyledi. O zaman sizi biraz daha tanıyalım Ali Bey. İşte ben 1947 doğumlu, Kemalya doğumluyum. İlkokulu bitirdim ben. O şartlarda ilkokulu bitirdim. Ama her şeyi çok gezdim. Bilgi öğrenmek için 3-4 defa Hacı Bektaş'a gittim. Abdülmesin bu Alevi kültürlerinden çok öğrendim. Sünni kültürlerinden öğrendim diyorum ve bu köyde hem dini önderlik, dedelik görevi gibi hem de cenaze kaldırma, cenaze yıkama, bir de imamlık gibi hani adaklarda, kurbanlarda, asker uğurlamalarda falan, evlenmelerde, şunlarda, bunlarda dua edilir ya. Onlar o gibi görevlerimiz, o gibi şeylerimiz var. Onları yürütüyorsunuz. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bunlarda da maddi olarak en ufak bir şey yoktur, karşılığı yoktur. Bu gönülden gelerek yapılır. Bir karşılık beklemeden yapılan. Yani nasıl söyleyeyim, tam bir cumhuriyet köyüyüz. Tam bir Atatürk evlatlarıyız, tam cumhuriyet köyüyüz. Ne kadar güzel sağ bir cümle. Sağ olsun bütün yaşayanlar. Ne kadar güzel bir cümle. Peki mahalleliyle nasıl iletişim kuruyorsunuz? Yani bizim burada bir anons sistemimiz var. Bundan anonsla düğünümüzü, cenazemizi duyururuz. Benim bir mesaj sistemi kurdum. Bundan mesaj atarak duyurdum. 7/24 telefonum açıktır. İsteyen istediği zaman bize ulaşırlar. Bu yörenin çocuğuyuz. Buranın çocuğuyuz. Hiç kimseye iteklemeden herkes bizi istediği zaman bulur. Evim herkesin kapısı. Yani herkese açıktır yani. O zaman bundan sonraki yani seçimlerde de göreve devam ederim kısmet, diyorsunuz. Kısmet. Büyüklerimiz ne derse olur yani. Her şey kısmet. Sağlığımız el verir mi? Büyüklerimiz herhangi bir şey söyler. Biz dur dediklerinden durmasını da biliriz. Ali abi siz ne diyorsunuz? Devam mı muhtarım? İyidir, Allah razı olsun. Kendisinden memnunuz, iyidir. Bir şey desek hayır demez. Ya yaparlar da. Bu köyde yaşayanların hepsiyle irtibatınız var mı? Var. Benim muhtarımdan sonra benim birebir var. Çünkü bir yemek yaparlar, bir oğlu askere gidecektir, bir oğlu evlenecektir. Yani dini bir dua okunacaktır. Benim birebir var. Hiç gitmediğim şey yoktu. Yani senede birkaç kere giderim. Herkesin evine. Her aileye ulaşır. Her ailede buraya gelir. Yani fikrini alır. Herhangi bir şey yapacağı zaman gelir Ali abinin fikrini alır. Der ki ben nasıl yapacağım, ne yapacağım, ne yapmam gerekiyor. Ben bile tıkandığım zamanlarda gelir sorarım yani. Boşuna kanaat önderi olmuyor. Köyde tarım nasıl? Tarım var mı? Tarım sera var. Seracılık. Narinciye var. Az da olsa nar var. Başka da bir tarım şeyi yok. Hayvancılık falan. Hayvancılık var mı? Var. Çok fazla değil ama bir 8-10 aile yapıyorlar. Bazıları üretim şeklinde, bazıları da kendine yetecek şekilde. Evet. Hayvancılık da yapıyorlar. Büyükbaş hayvan. Turizm pek yok herhalde değil mi köyde? Yani Dalyan'a uzak oluşu nedeniyle mi? Yok, turizm için Dalyan'a çalışmaya gider çok. Çalışmaya giderler. Kendilerinin yatırımı yoktur. Teknacılık var. Köy sınırları içerisinde yok, var mı diyor. Yok. Ama evet, son zamanlarda sanki böyle duyum alıyorum. Bazıları evlerinin, bahçelerinin içinde eğer imar durumu da uygun olursa havuzlu villalar yapmayı düşünüyorlar. Turizme yönelik. Dalyan'ın gürültüsünden vatandaşları kaçmak istiyor. Evet. Havuzlu villalar yaparak bunu turizme kazandırmayı düşünüyorlar. Ben onlar gibi düşünmüyorum. Ben tarım arazilerimizin kaybolmasını istemiyorum. Evet. Ama onlar da bu çıkış yoluna böyle buldu. Çünkü tarımdan insanlar beklediklerini alamıyorlar. Şimdi onu yapan insanları, bugüne kadar konuştuğumuz hayvancılık yapan insanlar da dahil olmak üzere hayatlarından memnun olanı çok fazla görmedik. Doğru. Böyle de bir durum var. Bizde yani şöyle bir durum var. Bizde hayvanın yiyeceğini kendisi kaldırıyor. Silajını yapıyor, o samanını kaldırıyor. Kendisi kaldırdığı için, ucuza mal ettiği için böyle sürdürebiliyor. Yoksa her şeyi dışarıdan alırsan sürdürmesi mümkün değil.
Kendisi kaldırıyor otunu, samanını kendisi kaldırdı, yemini kendisi kaldırdığı için, darısını, bu arpasını kendisi kaldırdığı için böyle sürdürebiliyor. Geçen yıl 3 liraya, 2,5 liraya, 3 liraya satılan limon bu yıl 1,5 lira. Evet. Yani onda gelen yok. 1,5 lira olmasına rağmen bunu alacak olan tüccar uğramıyor. Şimdi zaten bunun 1 liranın üzerinde masrafı var. Yani gübre o kadar para, mazot o kadar para, ilaç o kadar para. 100 gram ilacı alıyorsun 500 lira. Doğru. Geçen gün bizim televizyonda da hatta haberi yapıldı. 100 ton üzerinde limonun hala beklediği, satılamadığı. Yani gerçekten bu üzüntü verici bir şey. Satılan limon yok zaten. Satılan limon olsa da kesilen limon yok yani şimdi. Dalından koparılan limon yok. Büyük şeylerden buraya göç oluyor. Onlar burada doğal yaşamında bir şekilde hayatlarını sürdürmek istiyorlar. Büyük şehrin keşmekeş hayatından kurtulmak istiyorlar. Buralara gelmek istiyorlar. Hakları. Ama geldiği zaman görüyor. Ahırı görüyor, kümesi görüyor, atı görüyor, eşeği görüyor. Ben böyle yaşamak istiyorum diyor. Ama ondan sonra bir gün diyor ki ya ben ineğin dışkısının kokusundan rahatsız oldum. Ben sesinden rahatsız oldum. Ama onsuz da bu işin olmayacağını bilmiyor. Benim böyle bir anım vardı. Bir gün bir tane vatandaş şikayetçi olmuş. Komşusundan, inek sesinden, tavuk sesinden. Ben de tesadüf ettim. Dedim ki neyinden şikayetçisin? Ya dedi ben buraya doğal yaşamaya geldim dedi ama dedi gürültü var dedi. Ben şehrin zaten gürültüsünden kaçtım dedi. İnek sesi var, eşek sesi var, tavuk, horoz sesi var dedi. Doğal yaşamak istiyorum dedi. Sen doğal yaşamak istiyorsun da dedim o zaman bu eşeğin sesi olmazsa, ineğin sesi olmazsa sen doğal sütü nereden bulacaksın dedim. Komşun da inek olacak ki, o ses olacak ki süt olsun sen doğal yaşa. Tavuk olacak, horoz olacak ki yumurtayı doğal ye. Yani doğru, bu şekilde doğru. Adam ondan sonra durdu düşündü. Ya da çok haklısınız ya ben de şikayetimi geri alıyorum ben vazgeçtim. Doğru. Evet, köy yerinde ne yiyeceksin, başka mal bakacaksın. Ondan sonra tavuk bakacaksın. Doğru. Bunlar olmadı mı olmaz. Doğru. Ha, doğru. Kendi yetişsin kendin yiyeceksin. Nefise abla. Nefise ablayı bir ziyaret edelim. Evet bakalım. Edelim. Bir günü nasıl geçiyor? Bakalım. Uğraşlar nelerdir? Nefise ablam kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasıl hayvancılıkta çok para var diyorlar. Nasıl sizin? Yok. Ha? Yok. Öyle söylüyorlar yani hayvancılık yok. Yapanlar zaten, diyorlar. Satamayız bile alan yok. Yalan diye şimdi verdik, sattık. Veresiye 5 ay, veresiye 6 ay, veresiye veririz. Bunlar hep süt için mi, et için mi? Süt için. Günde ne kadar süt elde ediyorsun? Yemeği çok veremediğimiz için sütlerimiz az oluyor. Yalan değil şimdi. Yem verirsem oluyor. O 50 kilo oluyor. 60 oluyor. Ama yeme göre. Kaç tane büyük başımız var? 8 tane. Sadece sen mi ilgileniyorsun? Başka eşim, ilgilenen yok mu? Eşimle ikimiz ilgileniyoruz. Başka yapan yok. İkimiziz. Nefis abla, bunların hepsini satın mı aldınız, kendiniz mi ürettiniz? Önceleri satın aldık da şimdi kendimiz ürediyiz. Karşıda bir tane var galiba ufaklık. Bak sabahın beşinde eller uykuda yatıyor. Biz kapıyız, malın içindeyiz. İşte. Ha, ne edeceğim? Ekmek parası. Ama hayat böyle. Yani öyle. Herkes bir şekilde öyle. Bir şekilde emeğini sarf etmek zorunda yaşamak için. Çalışmak zorundayız. Doğru. Ha, çalışmak zorundayız. Başka yapacak bir şey yok. Tamam hayvancılık iyi, kendi işimizi yapıyoruz ama hani yem çok pahalı. Doğru. Ha yem doğru. Pahalı. Süt de para etme. Sütü hep aynı yere mi veriyorsunuz? Hani aralara veririz, aralara da verdiğimiz az. Sütçüye veririz, sütçü de 3 ay içeri tutuyor. Bizim verdiğimiz sütçü. Ha. Ondan sonra verir parayı. Öyle mi? İçeride tutuyor. Hani her ay veren demeyi. Evet sayın izleyiciler, şimdi de Kemaliye köyünde limon üreticisi bir arkadaşımızın yanına gidiyoruz. Evet Mehmet kardeşim, kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor limonculuk? Neler yapıyorsun? Üretimi? Limon falan üretiyoruz. Portakal üretiyoruz. Aa çok güzel. Evet o işlerle uğraşıyoruz. Hem bir de meyvesini de satıyoruz daha sonra. Kendi bahçemiz var. Peki nasıl satışlar? Satışlar bugün kötü. Kötü. Aynen. Bir limon fidanı, sizden alınan bir fidan kaç yılda ürün veriyor? Kaç yılda ürün veriyor? 10 yılda. 10 yılda. Çok iyi bakarsan tarlada. 10 yıl sonra mı ürün almaya başlıyorsun? 10 yıl öncesinde alırsınız ama tam anlamıyla 10 yıl sonunda alınır yani. İyi bir ağacın 200-300 kilo meyve verebilmesi için. Evet. Demek ki bu da ciddi bir emek ve zaman istiyor. Evet. Olmuş. İyi bakmak gerekiyor. İlacını atacaksın, gübresini yapacaksın, sulamasını zamanında yapacaksın. Peki şu anda ne durumda üretici? Şu an kötü. Tüccarın keyfi olursa alacak limonu.
Yoksa yok. Yani sadece daha tüccara bağlı kalmanın ötesinde bir şeyler yapılamaz mı bununla ilgili? Onu yapacak olan devlet. Peki siz şikayetlerinizi ilgili birimlere aktarıyor musunuz? Yani dertlerinizi, söylüyoruz, sıkıntılarınızı? Yani daha iyi pazarlar açılması lazım. Biz sadece Rusya'ya bağımlı kalmayacaksın. Başka bir ihracat ülkeleri bulmak gerekiyor yani. En az 2-3 tane pazar lazım. Çünkü çok fazla limon var Türkiye'de. Yani üretiliyor yani. Domates de o şekilde. Peki. Adam almazsa almıyor yani. Elinde kalıyor. Sen düşünme, ettiği masrafında kalıyorsun. Gübre fiyatları %100 arttı. Mazot arttı. İşçilik arttı. Buraya bayağı bir emek vermişsiniz. Amaç neydi? Nasıl oldu burası? Burası Mülkiyet-i Hazine'ye ait olan bir arazi. Vatandaşlarımızın burada eğlencelerini, düğünlerini, yemeklerini yapabileceği, beraber olabildikleri bir alan kadardı. Düşüncemiz biraz daha farklıydı ama ancak bu kadarını yapabildik. Yaparken Sayın Valimizin bize çok büyük katkısı oldu. Daha önce bir başlamıştık. 2019 yılında başlamıştım ben buna. 2019'daki durumu çok kötüydü. Ben burayı fotoğrafladım. Sayın Valimiz buraya tayin olup geldiği zaman, ataması yapıldığında kendisini ziyarete gittik. O zaman fotoğrafları gösterdim Sayın Valimize. Baktı, dedi burası bu şekilde kalmamalı. Devletin yaptığı yer devlet gibi olmalı dedi. Hemen burasını dedi yaşanabilir, vatandaşın kullanacağı bir hale getirmemiz gerekiyor dedi. Bana sen takip eder misin dedi. Para olduktan sonra bizim işimiz zaten takip etmek dedim. Sağ olsun çok büyük katkı verdi. Belediye başkanımız da katkı verdi. Bu hale getirdik. Vatandaşımız şu anda kullanımda. Düğünlerini yapıyorlar. Yemeklerini yapıyorlar. Keşke üstünü kapatıp biraz daha kapalı alanı genişletebilseydik. İnşallah onu da yapacağız. Ama oldukça büyük bir alan burası. Yaklaşık bir dönüm 900 metrekare. İki dönüme yakın bir yerden bahsediyoruz. İki dönüme yakın bir yer. Eğer kapalı alanı bu kadar daha yapabilirsek kışında çok güzel hizmet verebileceğimiz bir alan olacak. Burada lavabomuz, tuvaletlerimiz var. Bu tuvaletlerimizi sağ olsun belediye yaptık. Ben bu kadar ocağı tahmin etmedim ama 70-80 bin lira bir maliyete bağlı. Teşekkür ederim. Evet muhtarım, çok güzel bir yolculuk yapıyoruz. Şimdi çok güzel bir kahveye geldik. İnşallah çayları falan da güzeldir buranın. Vallahi çok nefis çaylar var. Üstelik burası üç büyük kafşar, buluşma noktası. Okçular, Kemali, Eskiköy, buluşma noktası. Tarihi bir yer. Ancak buranın farklı bir tür geçmişi ve özellikleri var galiba muhtarım. Evet, birazcık bahseder misiniz? Evet, bak. Biraz önce baktığımız çok amaçlı düğün salonu yaptığımız alan benim de içinde okuduğum okul alanı. Cumhuriyet'in ilk okullarından bir tanesi. Okçulara, Eskiköy'e, Kemaliye hizmet eden bir okul. Ama o okul eskiden sonra yeni bir okul yapmayı çevirdi. Başka bir yere okul yapıldı. Burası kullanılmadı, atık durumdaydı. Oraya çevirdik. Burası zaten farklı bir yer. Burası eskiden Kemaliye'nin okçularının buluştuğu yer. Burada 4 tane bakkal, terzisi, tamircisi, kalaycısı, her türlü insan, mesleği, küçük sanayi bulunduğu bir alandı. Zamanla herkes geriye çekilse de şimdi yeniden tekrar bir araya geliyorlar. Bu kahveler ortak kahve. Ya, ne güzel. Onlarla beraber hoş sohbet, rahat bir şekilde yaşıyoruz. Hiç kimseye ters yönüne bakmaz. Bizim başımız ağrısa onlar gelir. Onlar da birisi olsun. Baş ağrısa biz gideriz. Memnun. Bizim çocukluğumuz burada geçti. İyi bir okuldu. Okulun anıları vardı. Eskiköy'de 2 öğretim, 8 yıllık bir 2 öğretim okulu var. Okçular'da ilk okul var. Kemaliye'de ilk okul var. Artık eğitim şehirleşti. Evet. Kırsalda eğitim yapmak istemiyor aileler. Çocuklarını büyük bir okula götürdüğü zaman iyi eğitim alacağını düşünüyorlar. Bence yanılıyorlar. Çünkü muhtar olmak nasıl bir duygu? Yani siz nasıl heves sahibiniz bu işe? Ve zorlukları, kolay yönleri, mutsuz eden tarafları neler varsa biraz bahseder misiniz? Tabii memnuniyetle. Ben memur emeklisiyim. 1983 yılında Fethiye tarafı, Etibat Maden İşletmelerinde memur olarak orada çalıştım. Yaklaşık 10 yıl sonra, çünkü benim babam bu köyde yöneticilik yapmış. Köyüme nasıl şeyler yapabilirim diye kafamda şeyler var. O zaman köylü tabii. Dedim ki bir gün köyüme dönersem muhtar olacağım. Ve köyüme hizmet edeceğim. O içinde benim bir hayaldi.
Sonra özelleştirmeden sonra Aydınar'a taşındım. Orada çalıştım bir 5 yıl. Emekliliğim 1 yıl geçti. 2009 seçimleri geliyor. Emekli oldum. Muhtar adayı olmak için emekli oldum. Ama buraya geldim. Komşularımdan bir tanesi ben adayım demiş. Ben de hayır diyemem. Büyüğümüzdü çünkü. Onların yanına geçmek istemedim. 2009 seçimde köyü ihtiyaraya terk ettim. 5 yıl ihtiyaraya terk aldım. Ama hayalimi de gerçekleştirmek istiyorum. 2014'te aday oldum. Sağ olsun köy halkında teveccüh gösterdi. Bizi göreve getirdi. Yalnız eksik oldu. Köy özelliğimizi kaybetmiştik. Köy statümüzü kaybetmiştik. Yani siz mahallenin ilk muhtarı. Evet, ilk mahallenin muhtarıyım. Değil mi? Evet, evet, mahallenin ilk muhtarı. Ama bu dediğim gibi hizmet üretmekte zorlanıyorsunuz. Kendi bütçeniz yok, tüzel kişiliğiniz yok. Yok, evet. Başka yerlerden istiyorsunuz, verirlerse alıyorsunuz, vermezlerse almıyorsunuz. Eskiden suyumuzun parası vardı, elektriğimizin parası vardı, meralarımızın parası vardı. Şimdi onlar yok. Şimdi ödenek olarak muhtarlara verilen bir 2000 lira civarında ücret var. Bu zaten olmuyor. Kendin bu paradan hiç gönül işidir, yiyemezsin. Bundan 10 gün önce Ankara'ya gittik. Konfederasyonun genel kurulu aldık. Onları bu konu üzerine çalışıyorlar. Hükümette de oldu bir çalışma. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de var böyle bir çalışma. Şimdi kırsal mahallelerle ilgili bir şey düzenleme yapmaya çalışıyorlar. Ama bizim buraları kırsal mahalle kabul etmiyorlar. Nedense. Keşke tüzel kişiliklerini geriye verebilseler. Tüzel kişiliklerini geriye verirse mezarlar daha aktif. Ufukları açılır. Köylerde bazı mesela imece usulüyle yapıyor. Şimdi dersin ki ben herhangi bir yere herhangi bir bina yapacağım. Yatırım yapacağım. Devletten katkı alırsın. Köyünde bütçe koyarsın. Yetmeyen yerine köylüden yardım isterim. İmece gibi, destek evet, isterim. Evet. Ama şimdi bunu söylediğin zaman vatandaşı verdim. İlçe belediyesi var, büyükşehir belediyesi var. Biz niye para veriyoruz? Zaten paramızı başka türlü veriyoruz. Ne bir daha neye para veriyoruz biz diyor yani. Bizim başka derdimiz yok mu? Bunun o tarafı. O da bir bakış açısı. Yani çok da haksız değil de. Şeyler tabii canım bir sürü vergi veriyor yani. Su parası bir sürü para. Emlak vergisi bir sürü. Şu an gerçi biz şu anda emlak vergisi ödemiyoruz. Bu köyden mahalleye dönüşen yerler gibi bir kanun var. Ondan dolayı 2023'e kadar emlak vergisi de bu tür şeyler vermeyeceğiz. Ama ondan sonra vereceğiz. Vereceksiniz yani. Ondan sonra vereceğiz. Orman köyü var. Orman köylerinin özelliği var. Burada dağda bir tane ağaç yapsa bizim işimiz var. Mutlaka. Onun için buralara ne kadar çok sahip çıkabilmek çıkarsak o kadar bizim için. Siz de orman sınırındasınız aynı zamanda değil mi? Tabii tabii biz orman da var bizim sınırında. Evet onu söylemek orman istiyorum. Orman da var. Zaten Ortaca'nın tahminim 12-13 mahallesinde var orman sınırı. Ormanla iç içe olmuş sınır. Bunlardan bir tanesi de biziz. Biraz önce bakmıştık kıl keçisi üretimi. Evet. Şimdi gideceğimiz yerde alım garantili çiçek projesi. Ev kadınlarına yönelik onların aile bütçesine katkı yapabileceği bir proje. Yarın da bir inceliyor. Evet evet. Eşim bu projede çalışıyor, alıyor. Görev alıyor. Üzerine düşen de yapacak herhalde. Size iş düşmüyor mu? Sadece eşiniz mi ilgileniyor? Vallahi işin çoğu bende de isim hanım. Hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İlginç bir proje. Kesinlikle. İlginç ve güzel. Ne kadar zamandır var? 5'e girdim. 5 yıl. Sağ olun. Memnun musunuz? Memnun. Nasıl anlatayım yani? Yaşamak lazım, görmek lazım. Aynen memnun, güzel. Kesinlikle. Nasıl bu projeyle ilgili bilgi verir misiniz? Veririm. Şöyle. Hatta ben, bu arada ürettiğiniz yeri de görebilirsek çok seviniriz. Hadi buyurun. Ben de çok memnun olurum. Ben çok istemiştim bunu. Araştırdım. Yapabileceğimi, bilmediğimi yapmak için diye çok araştırdım. Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür sosyal projeleri gerçekten gördüğümüz kadarıyla son derece müthiş. İnanılmaz bir şey. Hele kadınlara yönelik olması ayrı bir ayrıcalık. Büyükşehir bu projeyi başlattığında ben duydum ve çok istedim. Ama araştırdım. Nasıldır, nasıl üretilir? Ve başladım. İyi ki de başlamışım. Bir hedefim vardı benim. Yarım kalmış bir emekliliğim. Amacım sigortamı yatırmak. Biraz para kazanmak. Aileye katkı. Küçük şeylerle başladım. Acemilik devrende başladım.
Ve iyi gitti her şey. Sigortamı yatırdım, harçlığımı kazandım. Ve bu konuda da usta olduğumu düşünüyorum. Peki, Büyükşehir Belediyesi bu projeyi başlattığında siz müracaat ettiniz. Size neler sundu Büyükşehir Belediyesi? Bize neler sundu? İyi bir bakım, düzgün bir sera. İşte yani bu serayının imalatı... Hayır, bizim kendimize ait. Kendi seranın. Kesinlikle evet. Kendimize ait. Mühendisleriyle, ziraat mühendisleriyle, Beobası Kooperatif aracılığıyla. Hı-hı. Yani bu bir, nasıl diyeyim, ekip işi. Hı-hı. Biz üreticiler, Beobası Kooperatif aracı, Büyükşehir alım garantili sunumlar. Biz yetiştiriyoruz. Elimizden geldiğince düzgün yetiştirmeye çalışıyoruz. Ki Büyükşehir haklı da güzel çiçekler istiyor bizden kesinlikle. Evet. Elimizden geldiğince yapıyoruz. Biz mutluyuz üretici olarak. Umarım Büyükşehir elemanları, personeli de mutludur bu konuda. Ama çok güzel bir ticaret. Kesinlikle. Bu. Müşteriniz garanti. Kesinlikle garanti. Piyasaya da satıyoruz. O da çok güzel. Piyasaya da veriyorsunuz. Tabii piyasaya da veriyoruz. En azından değişik insanlarla tanıştık. Hayatımız genişledi, ufkumuz genişledi. Kadınların bir şeyler yapılabileceği kanıtlandı. Mutlaka. Kemaliye Mahallesi'nde bu projeyi yapan veya proje kapsamında tek seramız, tek üretici, tek çiçek üretilen alan. Çevrede başka yakın çevrede mahallemizde yok. Civar mahallelerimizde var. İki tane Okçular'da var. Diğeri Beyobası daha çok. Ama Kemaliye Mahallesi'nde tek. Onu da ben yapıyorum. Kolay gelsin diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sizi burada ağırlamaktan mutlu olduk. Biz de çok sevindik. Umarım çok mutlu olduk. Köyümüzü mahalle diyemiyorum. Biz daha köyüz. Köyümüzü çok iyi bir şekilde size anlatmışızdır. Evet, gerçekten. Yaşayanlarımız, üreticilerimiz. Çok keyifli insanlarla tanıştırdınız. Gelenekleriyle, görenekleriyle, yaşam tarzıyla. İnşallah çok harikaydı. Gerçekten harikaydı. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sayın izleyicilerimiz, bu hafta da Dost Meclisi'nin sonuna geldik. Dost Meclisi'ni takip edin, dostluğumuzu pekiştirelim. Hoşçakalın.